2014 öncesinde ve sonrasında işe giren işçilerin farklı ücretler aldığı, %70'e yakın işçinin asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştırıldığı ve sendika aidatı kesilince ücretlerin 1900 liraya kadar düşmesi gerekçesiyle işçiler ücret ayrımının kaldırılmasını ve ücretlerinin arttırılmasını talep etmektedir. İmdat işçisi yalnız değildir! Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası ile Adana Hiltonsa arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle alınan grev kararı asıldı. İşçiler düşük ücret ve ücret farklılıkları nedeniyle greve başladı. Bu gelişme ardından konu meclise taşındı. Konu bir soru önergesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soruldu. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, soru önergesiyle birçok soruya yanıt aradı. Adana Hiltonsa işçilerinin düşük ücret karşılığı yoğun çalışma koşullarını düzenlemeye ve ücret eşitsizliklerini kaldırmaya dönük çalışmalarınız olacak mı? Adana Hiltonsa özelinde olduğu gibi genelde de turizm sektöründe çalışan işçilerin emeklerinin karşılığı olabilecek bir ücret almalarını, iş güvenliğini ve sosyal haklarını sağlamak üzere bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Bu konuda kamusal denetimin zayıflığını gidermek üzere mekanizmalar sağlamayı düşünüyor musunuz? Türkiye'de güvencesizliğin en yoğun, sendikalaşmanın ise en düşük olduğu emek yoğun sektör olan turizme ilişkin bu durumu aksine çevirmeye dönük çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye ekonomisinde bacasız fabrika olarak tanımlanan turizm sektörünün mevsimsel yapısı gereği işten çıkarılma korkusunun çalışanlarda hakim olması, sektörde çalışanların sorunlarına ve sendikalaşma oranına yansımaktadır. Bu konuda alınacak önlemlerde ve sektörde çalışma koşullarına dair atılacak tüm adımlarda turizm emekçilerini sürece dahil etmeyi planlıyor musunuz?